bizge alohida biz üçün, mu'minler üçün nida qilib aytdi. Mu'minler üçün. Kur'an'da bilesizler, nida ayetleri var. Nida degani çakırı. Ya eyyuhel nebi deyip çakırdı. Ey Allah'ın peygamberi deydi. Bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın özlerine khas bulgen çakırı. Ya ki bu Musa eyyuhel nas, ey adamlar. Demek bütün insaniyetke çakırı. Ama siz bilen bizi süyüklük çakırığımız, ey iman keltirgenler. Allah sizni çakırı yaptı azizim. Sizni. Ne mi deyiş gerek? Allah çakırgenini eşitken mümin, lebbe ya Rabbi deydi. Ve bunun buyruğunu, arkasından çakırığını arkasından ne mi buyruğu bularken ve ne mi amel kılışım gereken deyip itibar bulan türüler. Çünkü bu çakırık insan çakırığı emez. Bu Allah'ın çakırığı. Kendin bana şu neda ayetinden bittesini okuyduk. Ali İmran suresinin 200. ayetindeki neda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا إيمان keltirganlar sizni chaqiryapti bizni chaqiryapti azizlar Allah chaqiryapti ey iman keltirganlar deyapti buni eshitishimiz bilan butun vujudimiz bilan hozir o'zida labba ya rabbi deymiz labba ya rabbi Çakırgıdan ki Allah aytibdi. Ya eyyuhallezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun. Ve iman keltirgenler. Sabır kılın deyipti Allah Teala. Sabır kılınız. Bağrı kim bulun. Allah Teala'nın yoluna taht bulup durun. Ve Allah'tan korkun. Zara bana şu işleriniz bilen necat topsayınız. Necat topuş imkaniyetini veriyipti Allah Teala. Sabır bilen. Doğru. Sabır kılış kıyın deyimiz azizler. Lekin Allah'tan sorab yardım sorasak ozu berad. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sahabaları Resulümüz aleyhissalatu vesselam'la suhbatlı bugünleri de şu derecede erip giderkenler ki dünyanı unutvararken. Bir günü Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ın sahabalardan birileri saval verip kaldılar ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Biz özlerini bilen davrada sohbette turganımızda şimdi bulamız ki bütün narsanı unutamız. Fakat bu ahiretu hesabı oylap kalamız. Ama bir yerden çıkıp oylamız gibi var. Bola çakamız gibi yolukamız. Başka işlerimiz bilen avara bölgende bu haletten çıkıp gitmemiz dedi. Şimdi Resulümüz aleyhisselam ettiler ki eğer sizler Koçiga chiqqaningizda ham xuddi men bilan o'tirgandagi holatda o'tirilishlik, yurishligini, shu holatni ushlab turishlikni bilganingizda edi. Allohga qasam ichib aytamanki, sizlar bilan ko'chada farishtalar qo'l berib ko'rishib ketardi. Bu qiyin masala ekanda. Farishtalar qo'l berib ketardi. Bu gapni eshitganlar orasida yaqindagina kechroq islomga kirgan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ham bor edilar. Bu sahaba 7. hicri asırda, 7. hicri yılında İslam'a girgen. Kişra İslam'a girgen ataları bilen birge. 7. hicretten kim, 7 yıldan kim girgenler. İslam'a girgen günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kuzuna 7. yaşını girdirgen de bu sahaba. Ataları bilen birge kirip imanı geldi. Hüseyin degen ataları vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam söylediler ki, ya Hüseyin sen... Neşte ilahki ibadet kılasın dedi. Müşrik dedi. Yeti de dedi. Kandı yeti de. Kaysalar onlar. Hayır dedi. Altıdası yerde. Yani ozun butları. Bittası Osman'da dedi. Yani Rabbimizge iman keltirerken. Kaysını sizden köprü korkasın. Kaysını sizden ümit kılasın dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam. Osman'dakisinden Allah'tan. Onu da İslam gekir dedi. İman gekir. Allah hidayet verdi. İmran'ın atası Müslüman oldu. Qarang. İslam insonga qalbiga kirishi bilan uning butun ruhiyatini, butun xulqini o'zgartirar ekan. Hali unga hech kim tarbiya bergani yo'q. Islomga kirganingdan keyin mana bunday qilishliging kerak degani yo'q. Musulmon bo'ldi, islomga kirdi, iymon keltirdi. Imron turib otasining qo'lini o'pib, oyog'ini o'pib, boshini o'pdi. Rasulimiz yig'ladilar. Sahabalar neki yığladığınızı diyordu.
oldin kirganda shu e'tibor yo'q edi, islomga kirgandan keyin otasiga qilgan muomaladan yig'ladim dedilar. Ana islom. Endi mana shu sahoba, shu yo'lga kirgan sahoba haligi payg'ambarimiz alayhi salomning suhbatida agar tashqariga chiqqanda ham shunaqa kayfiyatda tura olsangiz farishta ko'rishadi degan gapni eshitib qolib, hech kimga bildirmasdan o'ziga o'zi jazm qildiki, men shunday qilaman dedi. Ko'chada yursam ham, uyda tursam ham payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldida qanaqa bo'lsam shunaqa yuraman dedi. To'g'ri, tarki dunyo qilib yuborgani yo'q. Tarixchilar aytadi, kitoblarda sahobalar e'tirof qilib aytadiki, Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu chiroyli kiyinib yurardi ekan. Hatto ba'zi bir sahobalar ko'rib, bir kuni ustilariga bir narsani yopib chiqqan ekan, sizning ustingizga yopinchiq kiyizib, puliga bir yillik kiyim olsa bo'ladi deganlarida Alloh bandasiga bergan ne'matini o'z bandasida ko'rishlikdan xursand bo'ladi. Shuning uchun shuni qildim degan ekanlar. Lekin na dunyo, na boshqa haligi Rasulimiz alayhi salatu vasallamning oldidagi ruhiy tarbiyasiga ta'sir qilmadi. Yillar o'tdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu mana shu sahobani uzoq o'lkalarga din o'rgatish uchun yubordilar. Ketdilar. Alloh shunday taqvoda turgan bandaga ham imtihon yuborarkan azizlar. Ba'zilar kim kasal bo'lib qolsa, darhol o'zi yomon odamida deb o'ramiz, Alloh saqlasin. Boshiga musibat tushgan odamni darhol yomonlaymiz. Birortasining uyiga bir qiyinchilik bo'lsa, kasal bo'lsa, yo bir xof bo'lsa, biror narsa bo'lsa, yomon bo'pti, Alloh sabr bersin. Allohda sinovi buni orqasidan u odamga, insonga savob bor demaymizda, o'zi shunga loyiq edi deymiz, astag'firulloh. Ertaga o'zimizni boshimizga tushganda biz boshqacharoq niyatda turamiz. Alloh yaxshi insonmi, yomon insonmi boshiga imtihon berib turadi azizlar. Mana shu biz bugun hozir eslayotgan sahoba ham og'ir imtihonga, dardga cholinib yotib qoldilar. Yotib qolganda ham o'rnidan tura olmaydigan bo'lib qoldi. Ovqatini ham, hojatini ham bir joyda qiladigan bo'lib qoldi. Qamishdan bo'lgan narsani ustiga yotkizib qo'yishdi. Necha yil deb o'ylaysiz? 30 yil. 30 yil qimirlamasdan yotdi. Bir kuni ikki sahoba oldilariga ko'rgani kirdi. Kirsalar 30 yil bir joyda yotgan odam tanavvuli ham o'ziga yarasha suvaklarga yopishib ketarkanda ko'rinish. Haligi odamni ko'rib, qanday chiroyli kiyinib, qanday o'ziga qarab yurgan odamni shu holatda ko'rib, birodari akasi yig'ladi. Yig'lab yuboruvdi. Nega yig'layapsan dedi. Alloh meni shunaqa bo'lishligimni yaxshi ko'rgan ekan, shu holatga qo'ydi, men uni yaxshi ko'raman dedi. Allohning irodasi bo'ldi, yig'lamagin dedi. Sizni bu holatingizdan ko'rib yig'layapman degandan keyin bir gap aytdi. Men senga bir gap aytaman, lekin iltimos, bu gapni men o'lgunimcha birovga aytmagin dedi. Nima gap deydi? Bilasanmi dedi. 30 yildan beri har kuni ikkita farishta kelib menga so'rashib ketadi. Har kuni ikkita farishta kelib salomlashib, gaplashib ketadi. Men shu boshqa narsani istamayapti. Qarang, 30 yil shun rohatini ko'ryapti. Nima uchun? Sabr, muhabbat, sadoqat. Alloh bizga shunaqa sinovlarni berarkan, ba'zida arzimagan bu holatimizda shikoyat qilib yuboramiz. Bunday bo'lib ketdim, Alloh bizni kechirsin. Lekin sabrlik bo'lsak, inshaalloh buni orqasidan qancha mukofot bor.